Evet, Zeki Bülbüloğlu eski muhtarımız Atakent'ten. Kendisinin görüşlerini alacağız. Muhtar adaylığına bu sefer koyacak mı? Düşüncelerine. Sayın Muhtarım merhabalar. Nasılsınız? Merhaba Sayın Hocam, Sayın Müdürüm. Şimdi tabii Atakent Mahallesi'nde 20 sene muhtarlık yaptığımızdan dolayı vatandaşlar özledi bizi. Ya. Diyorlar ki bir dönem daha muhterem bizi yalnız bırakma, şu Atakent'in sorunlarını halledersin. Senden başkası halledemiyor. Biz de bu yoğun istek üzerine aday olmamızı kesinleştirdik ya. Halkımızın isteğini geri çeviremeyiz. Yani halkımız bu konuda yani 20 sene muhtarlık yaptık. Halk tekrar beni 5 sene daha istiyorsa bunu geriye çevirmemek lazım. En iyi şekilde bu işi halledeceğiz. Atakent'in şu anda en büyük sıkıntısı benim gördüğüm kadarıyla vatandaş olarak bu binaların depreme dayanıklı yani, durumu. Bu binalar 35 sene 40 seneye buldu. Artık bunlar yenilenecek. Yani bunu da emlak konut yapmak mecburiyetinde. Yani devletin gücü var. Evet muhtarım, katılıyorum. Güçlendirme falan yaptık ama binalar çok eski. Muhtara falan söylüyoruz. Hiç aldır şekli yok. Biz 85'te yapıldı bizim binamız. 85'te 91'de taşındık. Zeki Bey aday olursa destekleyeceksiniz mi? Destekleriz tabii. Çok destekledik onu. Evet. Yani bu gibi istekler üzerine yani bu meseleyi halletmek için tekrar 5 sene daha adayım yani işin açıkçası. Sizin planınız ne? Yani Atakent'i nasıl çözeceğiz? Yani Atakent'i çözmemiz yani bu hükümetin tabii Çevre ve Şehircilik Bakanı ile bu işi çözeceğiz. Yani bu halk olarak istek yapacağız ama o da bize destek olacak. Emlak konut burayı yapacak, devlet para kazanacak. Yani halkımız da dairesine kavuşacak ama devlet de buradan para kazanacak. Şimdi belediye başkanı buraya geldiği zaman yani vatandaşta şöyle bir istek vardı. Çok katlı bina istiyor kimisi. Yani kimisi... Belediye başkanı burada bir daha başkan olamayacak zaten. O açıdan hiç gerek yok onun yani sözlerine. Gelecek olan aday bizim için önemli. Yani gelecek olan aday ve kim kazanırsa onunla beraber hareket edeceğiz yani. Önemli olan burada başkan halka hizmet etmek için geliyor. Yani bu başkanımızdan biz bu hizmeti göremedik. Değil mi yani sen de bu mahallede yaşıyorsun. Bu mahallede bir sonuç çıkmadı şu anda. Orta bir sonuç çıkması gerekiyor. Emeklisiz bu mahallenin çok gördüğüm. Yani vatandaş para verecek durumda değil. 7,5 milyar maaştan neyin parasını verecek? Zaten geçimini zor yapıyor. Kira ortaya çıkmış olsa zaten geçinmesi çok zor. Yani bu vatandaş bu parayla nereden para verecek? Zaten geçimini zor yapıyor ya. Yani. Seçilme şansınız nedir başkanım? Yani o seçilme şansını hiçbir zaman mevzu etmem ben. Neden mevzu etmem? Yani halk 20 sene ne vermişse bize yine aynısını verecektir. Bu yolu devam edeceğiz. Halkımızla beraber. Halk varsa biz varız zaten. Yani halk olduğu yerde biz bu isteği kabul ediyoruz. Mevcut muhtar karşı bir yok şeyiniz ben var. Onunla beraber herhangi bir şey konuşmam. Konuşmak da bana yakışmaz. Ben zaten 20 sene muhtarlık yapmışımdır. Yani her bildiğini o kendine saklasın. Bizimle herhangi bir şey onunla ilgili yoktur. Ben onun için de bir kelime konuşmam. Konuşursam da sıkıntı olur. Evet. Anladın? Peki başarılar diliyorum Sayın Muhtarım. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sayın Hocam. Sağ ol.